Yakalanmasalar tarihin en büyük soygununu yapacaklardı. Bankaya girebilmek için 500 metre tünel kazan çete son kazmayı vurdukları gün yakalandı. Soygun çetesi banka soymak için 1,5 milyon dolar harcadı. 4 ay uğraşıp 500 metrelik tünel kazdı. Metro gibi ışıklandırdı. Ama harekete geçmeden bir gün önce yakayı ele verdi. Yakalanmasalar tarihin en büyük soygununu yapacaklardı. Brezilya'nın en büyük bankalarından birini soymak isteyen 16 kişilik çete filmleri aratmayan bir plan yaptı. Bankaya kuş uçuşu 500 metre mesafede bir ev tuttu. Ardından da adeta metro tüneli gibi geçişi inşa etmeye başladı. Işıklandırması ve havalandırması olan tüneli metal ve ahşap kirişlerle destekledi. Bir tek ray döşemedikleri kaldı. Entrada dele é alto. Çete işte bu tünel için yaklaşık 5 milyon lira harcadı. Ama yaptıkları masraf planladıkları vurgunun yanında devede kulak kalıyor. Eğer kasaya girebilseler 317 milyon dolar yani yaklaşık 1 milyar 150 milyon lira çalacaklardı. Ancak çete üyeleri polisin kendilerini 3 aydır takip ettiğinden habersizdi. Günlerce boşu boşuna kazdı. Tam soygunu yapacakları gün yakayı ele verdi. Hepsi cezaevini boyladı. Bir kısmının 12 yıl önce yine aynı yöntemle 75 metre tünel kazıp 70 milyon dolar çaldığı belirlendi.